Betashar yurtimizda bayramlar bisyor. Mana shunday bayramlardan biri 25-oktyabr ichki ishlar xodimlari kuni. Viloyatimizda uzoq yillar ichki ishlar sohasida faoliyat ko'rsatib, xalqimiz farovonligi uchun xizmat qilib kelayotgan Orifjon Yo'ldashevlar xonadoniga bugun biz ijodiy jamoamiz bilan tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Orifjon aka. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Avvalambor sizni mana shu ichki ishlar xodimlari kuni bayram bilan ijodiy jamoamiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Mana shu bayram shukuhli damlarda avvalambor sizlarga ham xonadonimizga xush kelibsizlar deymiz. Sana, mana shu sizni turmush o'rtog'ingiz Obidjon aka ham ichki ishlar sohasida uzoq yillik faoliyat ko'rsatgan ekan. Mana shu sizni farzandlaringiz, nevaralaringiz, hattoki chevaralar ham bugungi kunda mana shu sharafli kasb bo'lgan ichki ishlar sohasida faoliyat ko'rsatyapti, to'g'rimi? Xo'jayin ishlagan davri ancha bo'lakcha vaqt edi-da. Kecha soat 2 birlarda ham chaqirtirsa chiqib ketardi. Juda qonuniy ish qilgan meni xo'jayin. 6 qiz, 2 o'g'il. 8 bola dunyoga keltirib, xo'jayin bilan yaxshi yashadik. Mana 84-ga kiribman. Men bu odamga turmushga chiqib, hech qachon nolimayman. Qaynatam, qaynamlarim zo'r insonlar edi. Bular 6 o'g'il bo'lganda, 6 o'g'ilni dedik. Sohajona bilan suhbatimiz davomida bir narsani aytib o'tdi. Siz otangiz ham mana shu ichki ishlar sohasida faoliyat ko'rsatgan ekan, demak, ushbu kasb sizga ota merosi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu kasbga men mehrim maktab chog'laridan, ana shu aql zakovatimizni tanigan paytlardan boshlangan. Bizni bevosita darslarni o'sha ichki ishlar idoralarida xizmat xonasida, padar buzurg'orimizni xizmat xonasida o'varardik. Shuning uchun o'sha yerda o'sha ichki ishlar idoralari xodimlarini ko'rib, ularni xizmatlarini yoqtirib, ishtiyoq o'shundan boshlangan. Maktabni 6 medalga bitirganmiz. O'sha davrda Qozog'iston Respublikasining Olmaota shahridagi bevosita ichki ishlar idoralari xodimlarini tayyorlab bilim yurtiga, maxsus bilim yurtiga o'qishga borganman. O'qishni 3 yil bitirib kelganimdan keyin 1981-yilda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasini yong'indan saqlash boshqarmasi u vaqtda bo'lim deyilardi, shu bo'limda inspektorlikda faoliyat boshlaganmiz. Mana qarayib ichki ishlar idoralarida turli lavozimlarda xizmat qilib, podpolkovnik unvonida qarayib 30 yildan ziyod xizmat qilib, iste'foga chiqdik. Lekin iste'foga chiqqanimiz bilan hozirgi kunda 10 yil iste'foda yurib, bugungi kunda ichki ishlar idoralariga barcha sohalarga e'tibori bo'lyapti. Mana barcha sohalarda islohotlar, keng islohotlar ketyapti. Jumladan biz ichki ishlar idoralarida ham. Mana shu islohotlar jarayonida ichki ishlar vazirining maslahatchi lavozimi kiritildi. Ichki ishlar tizimlariga. O'zini o'rnida joylarda ham, viloyatlarda mana shunday lavozim hozir joriy etilgan. Xususan biz Andijon viloyatida men hozir ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining maslahatchisi sifatida faoliyat ko'rsatyapman. Hamda o'zini o'rnida bugungi kunda davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan olib borayotgan siyosatni yosh xodimlarga singdirish, vatanga muhabbat, burchga sadoqat, haqiqatda xalqimizga, xalqimizni rozi qilish bilan barobarida xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish xususida shaxsiy tarkibga mana shunaqa uchrashuvlarda bevosita yaqindan muloqot jarayonida yetkazib boryapmiz. Bugun haqiqatda biz yurtimiz mana shunday obodligi, ozodligi bu qanday erishildi, mustaqillik davrida mana shu yutuqlarga qanday erishildi? Ayniqsa oxirgi 5 yilda bo'layotgan o'zgarishlarni barcha ichki ishlar tizimlarida xizmat qilayotgan yosh xodimlarga yetkazib boryapmiz. Jumladan bu
Nafakat yaşlar bilen, belki içki işler tizimlerde uzak yerler hizmet kılıp, hazırda nafakada bugün fahrilerimizden hem hollardan haber alıp, onların bugünkü hayatlarından biz vakıf olup, hem de manajlıkı tedbirlerimizde hanedanlarla taşıyıp verip, onların köyünden haber alıyoruz. Bu ham bizi keksiyelerimizde, nuranilerimizde buluyorken itibarlı bir amel edip bilemiz. Yani içki işler tizimleri hakikaten ağır hizmet. Bu narsaga ağır hizmet ki bana validemiz doğru ayetip ötüp gittiler. Özünü devrede biz yaş payetimizde otamız içki işlerde hizmette hizmet yan payetti. Bana şu künlü kün, tünlü tün demesinden ayrım payetlerde bir süt gelip idarede kop gitken payetleri bugün olalar diyem. Yani biz yem ana şu özümüz arzu havas kigen, yani biz niyet kigen, içki işler idareler hadımlarını bulamız, şerefli namge bizden ege bulamız deyip dua ağamız, validemizden. Bana şu dua asası da hazır bizi bir vasıta ailemizde üçüncü sülale. Bizim hani padarı buzruvarımız hizmet kıldılar, biz hizmet kıldık. Hem de hazır gününde özümü farzantlarım var, üç oğul, iki kız. Hammalarını üyüleyip, cahileyip, özlerine hizmetçilerini okutup, oğlayı malumatlı kıldırgenimiz. Hazır şu üç oğul farzantımdan iki tanesi bir vasıta bize hizmetimizi devam ettir yaptı. Xususan katta farzandimiz Otabek ichki ishlar idoralari Asaka tuman ichki ishlar bo'limida navbatchi qismi katta tezkor navbatchi mayor unvonida. To'ng'iz o'g'limizda ikkinchisi o'rtanchi farzandim Shavkatbek hozir Milliy gvardiyada xizmat qilyapti, safdor. Endi uchinchi farzandimiz hozirgi kunda Koreya davlatida bevosita Mehnat vazirlik vazirligi orqali o'sha yerga xizmatga yuborilgan, hozirgi kunda Koreya davlatida xizmat qilyapti. Kelinlerimiz, bana oğlu malumatlı, hamdi ziyali, oktuçiler, turmuş ortağımız bunlar, bana biz beşte farzantı, başı validemizi yanında katta kıldık. Her günü yertelepte validemizi duasını alıp, işge varamız, men başçili farzantlarım, ona şu hanadanda dua kadar, dua bulan el kökerer. Hakikatte şunun için daim duada bulup, farzandımızı, bana şimdi bana nevarelerimiz, daim buralar bulan, biz hazır buralar terbiyesi bulan, şunlar yaptı ailem. Çünkü özünü devrede uzay yıllar, bana şu halk talim yönelişi de hizmet kılıp, başlangıç talimde terbiye verip, farzandı bana şu bütün şakırtlar köp çıkarken, şimdi hazır özümüzü ailemizde, özümüzü nabireler bulan, şunlanıp, bunlar da katta kılıçta, özleri bana, validemiz bulan bir geliydi, hizmet kılışı yaptı. Özümüzü ailemizde, biz özümüz hakikaten validemiz doğru ayetip ötüp gitti. İki oğul, altı kız bugünümüz. Hammalarımız joylanıp, üylenip, turmuşa çıkılgen, hammalar özlerinden köpeğişken. Bana Allah'a şükür, biz azat, abat yurtta farzandlarımız, bana şimdi yurtta bugünkü şükürlü damlılık yetkizgenliğe Allah'a bir adet şükür kılamız. Sebebi, hakikaten bugün yurtumuzu bunda güllep yaşayanlıkını körüş, bunçalik hem de bana şu cerayanlarda yani özümüz bir vasıta iştirak etiş bizge hem nasip kıl etkenliği diyen bir nihaya kursanımız. Biz bana İskirsen sahasında babamız, otamız işleyen biz bu sahaya Kristen Avar ham yaşlıdan mehtap davrıdan ham da yaşlıdan kızıkken ki bizden İskirsen sahasına kızıkkanımız. Otamız işleyen payıda Kuraşkan anoluk ki var bizim kızıklar şu neyse bulamış katta bu sizin niye takılırdı? Mehtap bağladan, mehtap ayıttan hem o kuşlarım ya katta bu kendi kaç kaç tutar dese kim burası diye yaptı bizim şu sizce hanım bulamış diye niye takılırdıymış? Tenekim lazım bu türlü yandan sey, taşkın alı her bir bölüm ürtüye o kuşa taşırdıymış ve de muvaffakatı alıp bahalar gibi durup Asaka tuman ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarlikni oldini olish inspektori bo'lib qabul qilinganmiz. Shu tumanda ichki ishlar organlarida turli sohalarda xizmat qildik. Mana xalqimiz aytmoqchi, xalqimizda gap bor. Ichki ishlar organlari sharafli maslahatli kasb deyiladi. Biz shu sharafli maslahatli kasbni shu sohaga kirishdan avval ham bilganmiz. Qiyinligini ham, sharafliligini ham. Sababi bizni otamiz, bobolarimiz qilgan. Biz o'zimiz hayotda o'zimiz ko'rib bilib kirganmiz, qiyinchiliklarda ham har bitta qiyinchilik masalatli kunlarni ham kirib oilada masalatlashib qiyinchilik paytlarda qanaqasi bo'ladi. Shuni qanday qilsa to'g'ri bo'ladi otamiz bilan avvalo bizga asl otamiz ustoz o'rgatib keladi. Bir shu yutuqlarga erishsak ham kirib o'rtoqlashib yutuqlarimiz ham kirib otamizga nasihat bo'ldi. Bizga hammamiz oilaviy bayonam bo'lib ketadi. Yutuqimiz ham oilaviy yutuq.
Odin opa, mana shu sharafli kasb egasini turmush o'rtog'i bo'lish ham bir o'zi yarasha mas'uliyatni talab qiladi. Avvalambor xonadonimizga xush kelibsizlar. Mana xo'jayinim bilan biz turmush qurganimizga 40 yil bo'ldi. Shundan beriga mana sharafli va mashaqqatli kasbda ishlab yuradi. Sizlarga ham rahmat, mana qilib kelibsizlar. Xizmatini e'zozlab. Bular mana hozir ikkita o'g'illari ham mana shu bobosiga o'xshab, dadasiga o'xshab, ko'ylar qiynalasizlar desam, unga qaramay biz bobomizga, dadamizga o'xshab shunaqa kasbda egallaymiz deb intilishib, bular ham shu xizmatda davom etib ketishyapti. Mana nevaralarni ham o'qityapmiz. Bular ham harakat qilishib, mana bulardan bobolarimizga o'xshaymiz, dadalarimizga o'xshaymiz, bu dadalarimizga o'xshaymiz deyishib, hozirdan intilishib, mana kechgacha bularni ham bo'sh qo'ymasdan repetitorga chiqishadi, maktabga borib kelishadi. Mana o'qishlarga borib kelgandan keyin kechqurun havas qilib, bizni bosh kiyimlarimizni olib, aynaga qarab o'zlarini kelajakda katta o'sha kim bo'lishligini shakllanib boryapti bularda ham. Ana shu narsa bu xizmatga muhabbat mana shu hozirdan shakllanyapti. Shuni aytish kerak, biz mana ko'p bolalarni tarbiyalagan maktabda. Ko'p shogirdlar chiqargan. Yani bularni ichida ziyolilar, xizmatchilar, o'qituvchilar, lekin vatanga muhabbat burchiniga sadoqat ruhida tarbiyalaydigan harbiy xizmatchilar, ichki ishlar idoralarining xodimlari bular boshqacha tarbiya olgan bolalarda. Vatanga muhabbat kerak bo'lsa jonini fido qilish boshqa insonlarga qaraganda kichikroq. Eng buyuk ne'mat bu tinchlik, xotirjamlik. Tinchlik, xotirjamlik ta'minlashda har qanday vaziyatda birinchi ko'hrayni kerib, ko'hrayni beradigan, hayotni garovga qo'yadigan, umrini kerak bo'lsa garovga qo'yadigan insonlar mana shu huquq tartibot idoralari, xususan ichki ishlar idoralari xodimlari. O'zbekistonimizni ravnaqi yo'lida kerak bo'lsa hozir ham biz tayyormiz jon fido qilishga. Bizi farzandlarimiz ham oilamiz ana shu narsa oilada shakllangan narsa. Sekin nabiralarga o'tyapti. Chunki bugun vatanga muhabbat, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish. Bular endi o'zini davrida ash sadoqat bilan xizmat qilish deb tushuncha maktabda sadoqat bilan o'qish kerak. A'lo baholarga o'qish kerak. O'sha yerdagi o'rganayotgan fan yangiliklarini, mana bugun innovatsion yondashuv deyilyapti. Farzandlarimiz umuman kelajakda mana shu Ibn Sinolar, mana Ulug'beylar, Boburlar, Navoiylar ajdodlarimiz haqiqiy 3-chi rensans poydevor qo'yilyapti. Sababi mana shu xalq ichidan, mana shu yurt ichidan bizni ajdod avlodlarimizning ichidan chiqqan bizni ana shu ota-bobolarimiz. Bular haqiqatda bugungi kunda bizga o'sha o'g'itlari bilan bergan ta'limotlari bilan hozirgi kunda faqat yo'lchi yulduz bo'lish kerak. Hamma narsa xalqni rozi qilish bilan barobarida bo'lish kerak. Biz ham shuning uchun xizmat qilyapmiz, farzandlarga, nabiralarga shu narsani singdirib boryapmiz yoshligidan. Chunki forma bu muqaddas. Erkak kishi qasam ichmaydi, so'zi qasam degan. Shuning uchun biz ana shu so'zimizga, qalbimizga, tilimizga, dilimizga rozi rizolik bilan dilimizdan, tilimizdan bir bo'lish borasida xizmat qilyapmiz va nabiralarga ham shu narsani singdiryapmiz. Oilada bular hammasi bugun ham o'qiydi, ham mana o'sha tayyorlov kurslariga boradi, har xil to'garaklarga boryapti, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishyapti. Biz o'ylaymizki, bizning yurtimizda hali juda ko'p ziyolilar. Ana shu ajdodlarimizni davomchilari. Haqiqatda bugun mana prezident maktablari joriy qilindi. Iqtidorli farzandlarimizning maktablari joriy qilindi. Mana shu iqtidorli farzandlarimiz mana bizni xususan Andijon viloyatida Muhammad Yusuf maktabi. Mana hozir 1 yildan boshladi mana prezident maktabi ish boshladi. Biz ham xursandmiz, sababi mana shu 15 ta nabiraning ichidan bizni nabiralarimizning biri kattasi o'qiyotgan Nurimonjon ismi jismiga ma'no Nurimon. Hozir mana prezident maktabiga xudo xolasa o'qishga kirib, o'qishni boshladi. Biz o'ylaymiz, keyingi endi bizni davomchilarimiz buni aytishimiz kerak. Mana shu farzandlarimizni mana bizni 3-chi, 4-chi sulolamizni davom ettiradigan katta nabiram Oyatulloh hozir akademik litseyda o'qiyapti. Kelgusida ichki ishlar tizimlarida xizmat qilishga hozirdan o'zini ham ruhan, ham ma'nan, ham jismonan o'zini tayyorlab boryapti.
Biz oylayımız bana şeyler geleceğinde bizi devamçılarımız. Otta kamçısı eğer cevabı dedi. Kamçısı eğer cevabını yakşı üçler yiğitlerimizi eğer yakşı oturgısak uzakka çapışadı. Biz oylayımız şu narsa albatta yetişadı. Bugün müstakil yurtumuzu bana şimdi güllev yaşanışı da içki işler idaraları kadınlarını bir vasıta araylaşmayan, koşulmayan tedbiriyem yok. Üçüncü sektör içki işler idaraları kadınlarını sektörü sabırlanadı. Ana şu sektörde halk hocalığının türlü sahaları, kışla hocalık masalları, talim masalları, sport masalları, hepsi şimdi kiritilgen. Obod mahalle, obod kışlak, obod hudud, loyihalarda hem bir vasıta içki işler tizimleri biz kamtoranını, mehnatlarını amalga aşırı yaptı. Bu bilen halkta razı kılını yaptı. Sportge yani hem cevap kılıçta sportu türlü turları hususan mini futbollarda cevap kılı yapız. Hem de o şehirden hakikatta farzantlarımızın özleri sekin içki işler idaraları şekillenip, layakatli olup, kızıkıp, bana hazır yükünde vilayetimizde barça yukarı sınıf okuçularını men kelgusi de içki işler idaraları hadımını bulamam degen namlı inşa körü terlorları cari kılındı. Bundan ne var nişanı? Bundan ki biz öyleyimiz ana şu her bir adam koluya kalam oyan farzandımız yozayotganda de ham ruhan, ham kalban, ham manan, ham cismonan özünü oşunu yetik kadr bulup içki işler idaraları hadım bulup vatanga muhabbat bilen hizmet kılaman, sadakat bilen hizmet kılaman degenlerini kalbine ötküzüp yozsa yine inşa hakikatte körü terlavda birinci orunda Allah demeyi öyleyim ben. Buna kadar farzantlarımız köp, cüde köp. Şimdi o şeylerde biz caylarda borganda, üç uğraşlarda başlaştı, inşallah körü terlavda başlanışında bana şunlar sana bir vasıta biz hamma farzantlarımızı yetkizip borayamız. Bu xonadonda o'zi asli sulola bo'ladi. Sulola shakllangan shu kunga qadar bobomiz, mana otamiz, akam, xolinki men mana hozirgi kunga ichki ishlar sohasida, mana Milliy gvardiya sohasida xizmat qilib boryapmiz. Mana kelgusida biz farzandlarimiz ham, jiyanlarimiz ham o'sha sohani tanlashib, shunga tayyorgarlik qilishib, mana qarib 30 yil dan oshiroq otamiz ishlagan bo'lsa, shu xizmat davrida otamiz orqasidan biz uchun o'zi aslida mana ichki ishlar umuman organ sohasi masalasi bo'yicha bizda maktab shakllangan xonadonda faoliyatimiz yuritish davomida otamizdan ko'p o'g'itlar oldik. Mana otamiz xizmatdan nafaqaga chiqqandan keyin ham yana o'z xizmatlarini yana davom etkizib Andijon viloyatida boshqarma boshlig'ini bevosita maslahatchi va lavozimida ishlab kelyapti. Bu narsadan biz faxrlanamiz. Iloyim mana biz otamizdan faxrlangandek bizdan ham xudo xolisa farzandlarimiz ham bundan keyingi bobomiz masalan bu sulolani davomiyligini xudo xolisa ta'minlashga xudo xolisa o'z hissamizni qo'shamiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mustaqillik o'zidan-o'zi bo'lgan yo'q. Mana shu tinchlik xotirjamlik ta'minlashda bizni ichki ishlar tizimlarida o'zimiz bilan xizmat qilgan xodimlarimiz, o'zimiz shogirdlarimiz, ustozlarimizdan ayrildik. O'tganlarda oxiratlari obod bo'lsin. Chunki ularni ham oilalaridan biz xabar olyapmiz. O'shalarni ko'ngliga ozgina bo'lsa ham taskin topadigan tadbirlarda birga bo'lib, biz ham ularni farzandlarimiz, o'sha oilalarni farzandlari hisobida ular bilan birgalikda doim suhbatlarda jarayonda birga bo'lish nasib bo'lsin. Endi bayram arafasi ekan, mana hozir haqiqatda bayramimiz arafasida ichki ishlar tizimlarini 30 yillik bayrami. Mana shu 30 yillik bayramida imkoniyatdan foydalanib, fursatdan foydalanib men butun respublikamizni ichki ishlar idoralarida, xususan mana shu O'zbekiston militsiyasida xizmat qilgan hamda viloyatimizda xizmat qilgan, tumanlarimizda xizmat qilgan barcha faxriylarimizni hozirda xizmat qilayotgan shaxsiy tarkibni, chunki men bu narsani aytmasdan ilojim yo'q, sababi mana shu joyga biz yetib kelishimizda ustozlarimizning o'g'itlari bizga juda katta maktab, hayot maktabi bo'lgan. Shuning uchun o'tgan ustozlarimiz mana general mayor Qopir Rahimovich, Rahimov, Muhtar Nasrullayev Sultonov, polkovnik
Madam Jonaka Shamsiddinov, Askarov, Mahamad Jonaka, Osmanov Sobir Jonaka, bularning nomlari juda ko'p. Hammalardan biz qandaydir qaysi holatdadir o'g'it olganmiz, birga ishlaganmiz. Endi ana shu o'tganlarda oxiratlari obod bo'lsin. Va bugungi kunda men faxr bilan aytaman, respublika mana Oliy Majlis Senatida Senat qo'mita raisi general mayor Qutbunaka Burxonov ustozimiz. Haqiqatda bugun ham yana hayotimizni bevosita o'zgarishlarda mana shunday jarayonda ishtirok etayotganligidan hamda bugungi kunda ichki ishlar idoralarida xizmat qilayotgan barcha ko'p ming kishilik jamoamizni shaxsiy tarkibni ofitserlarni hozirgi kunda birgalikda xizmat qilayotgan safda bo'lib xizmat qilayotgan boshqarmamiz boshlig'i polkovnik Rahmatullayev Ayxon Toshxo'jayevni barchalarini ichki ishlar tizimlarini kasb bayrami kuni bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Ularga eng asosiy narsa sog'lik salomatlik tilayman. Oilaviy xotirjamlik tilayman. Hamda yurtimiz obod, osmonimiz musaffo, mustaqilligimizni bardavom bo'lishligini tilab qolaman. Ya qarshi bo'lmasangiz, mana shu bugungi kunda istifoda bo'lsangiz ham mana shu faoliyat davom ettirib kelyapsiz. Keling, ruxsat bersangiz, ish faoliyatingizga birgalikda borsak. Marhamat.